Onca uyarıya yaşanan onca acı olaya rağmen bankadan kredi çekip kripto para piyasasına girdi. Ama işler istediği gibi gitmedi ve tüm parasını kaybedince bir mektup yazıp ortadan kayboldu. Ailesi gözlerinde yaş, ondan gelecek haberi bekliyor. Oğlum, neredesin oğlum? Gel artık oğlum, gel. Annene sarıl. Aracını park edip sırra kadem bastı. Arkada gözü yaşlı annesi ve eşini bıraktı. Bir şey mi yaptılar, öldürdüler mi çocuğumu? Gerçekten onu çok özlediğimizi ve beklediğimizi bilsin. 34 yaşındaki Yunus Köroğlu son bir yılda bankalardan yüklü miktarda para çekti. Şu bankada kredi çektim, kaybettim, batırdım Bitcoin'i, onu yazıyor. Toplam ne kadar çekmiş banka? 240. Borçlarını ödeyemeyince çıkmaza girdi. 6 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Yunus Köroğlu 13 Mayıs sabah 5'te Üsküdar'daki evinden çıktı, aracına bindi ve Beyoğlu Karaköy'deki iş yerine gitti. Aracını iş yerinin önüne park ettikten sonra üstündeki kredi kartını, cep telefonunu ve ne varsa aracın içine bıraktı. Daha sonra aracını kilitledi, anahtarı bir esnafa bıraktı. Ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Eşini bıraktın, bizi bıraktın, nereye gittin oğlum? Oğlum başına bir şey mi geldi yoksa nedir? Bize bir ses ver, bize ses ver Yunus. Her şeyin bir telafisi vardır, yani en azından bize gelsin bir haber versin. Yunus Köroğlu 6 aydan beri kayıp, 240 bin lira borçla ortadan kaybolmuştu. Ancak ailesi bütün borcunu ödedi ve şimdi bir tarafta annesi, diğer tarafta eşi onun hayatından endişe ediyor. Birisini buldum, yurt dışına gideceğim. Mektupta da yazıyor. Yunus gelince parayı alıp da bir şey mi yaptılar, öldürdüler mi çocuğumu? Öyle bir şey düşünüyorum. Çok özlüyorum oğlumu.